Günaydın arkadaşlar. Güzel bir Bursa sabahından, Mudanya sabahından hepinize kucak dolusu selamlar diliyorum. Bugün Manisa'dan gelen misafirimizle birlikte Kapalı Çarşı'ya gideceğiz. Almak istedikleri varmış. Ben onu gezdireceğim. Ona ne diyeyim? Öncülük edeceğim. Hani gitmemiz gereken yerleri ona söyleyeceğim. Bakalım, inşallah güzel bir gün olur. Yağmur yağmaz. Şu an hava puslu gibi biraz. Hani çok da soğuğu da yok. Aslında soğuk biraz kırılmış. Çarşambadan itibaren bayağı bir soğuk geliyormuş. Artık doğalgazları yakmaya başlarız. Faturalar da gelmeye başlar. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Dostlarım benim. Sizin hatırınızı sormayı unuttum. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Güzel, sağlıklı, sevdiklerinizle birlikte neşe dolu, mutlu günler geçirirsiniz. Hadi bakalım, bizim yolculuğumuz başlasın. Necla da yavaştan yavaştan geliyor karşıdan. O biraz çöpü atmaya gitmişti. Hazır mıyız bugüne? Sonbahar bütün haşmetiyle Bursa'ya gelmiş ve biz de çarşıya gelmek üzereyiz artık, girdik yani. Ama bu simit de vazgeçilmez, bu sokak simidi Bursa'nın, gerçekten harika. Necla tahinlisini tercih etti. Dedik kahvaltıyı öyle atlatalım, sonra kahvemizi içeriz inşallah. Ama güzel, sakin yani bugün. Hafta içi olması ve sabah olması dolayısıyla sakin bir gün. Şimdi Kozahan'a giriyoruz ve Necla'yı gezdiriyoruz. Daha önce buranın videolarını çektiğim için burayı biraz kısa geçmek istiyorum. Ablan dışarı çıkar mısın? Yes. Tamam. Evet. Harika bir yer, harika bir sabah gerçekten. Evet. Yerimize geldik. Bursa deyince zeytinsiz olmaz tabii ki arkadaşlar. Bu taze kırmalar çıkmış. Mis gibi. Ama daha henüz seneler olmamış. Bir 15-20 gün olur diyorlar. İnşallah. Buranın geçen seneki selesi de çok güzel gerçekten. Onu da alıyoruz. Artık her hafta alıyoruz. Böyle az az alıyoruz. Ve olmazsa olmazımız aktarlar. Tabii Kapalı Çarşı'da baharatlarda sirkülasyon olduğu için, daha fazla satıldığı için bazeniz daha çok oluyor, ön planda oluyor. Her çeşit baharat ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz bu arada. Kış çayları, baharatlar. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Bereket var. Ben genelde kışın atom çayı tercih ediyorum. Kesme şeker şeklinde olanlardan. Onları da buralardan temin ediyorum. İnanın farklı yerlerden aldıklarınızla tat ve bazısı mesela şeker oranı az oluyor, bazısının şeker oranı çok oluyor. Değişik değişik yani, her çeşit atom çaylar da var. Burası da tuz pazarı. Bütün yöresel kahvaltılıkların olduğu, peynir, yağ, zeytin çeşitlerinin olduğu mükemmel bir yer. Aradığınız her ürünü kolayca bulabilirsiniz. Tabii ben biraz saplantılıyım herhalde. Hep aynı yerden almayı tercih ediyorum. Merhabalar. Buranın taze peyniri mükemmel arkadaşlar. Burası Seha Gıda, Tuz Pazarı'nda. Tereyağı da gerçekten 10 numara, öyle diyeyim size. Ben bir de sepet peynirini çok seviyorum, onu tercih ediyorum. Evet, kestaneler tezgahlara düştü. Tam kestane mevsimi şu anda. Ama biraz pahalı. Evet, Necla Kozahan'ını
Çiftçi Kapalı Çarşı'yı nasıl buldun? Çok güzel, çok değişik yerleri var. Sana da çok teşekkür ederim bu arada. Rica ederim, ne demek. Yok canım, rica ederim, ne demek, her zaman bekleriz. Bu arada Hançay Bahçesi'ne daha önce gelmiştik sizinle arkadaşlar. Buraya da sonbahar gelmiş. Yeşil yapraklarını hep dökmüş. Ama çayının lezzeti için bile gelirim yani. Gerçekten çok lezzetli çayları var. Umarım bir gün siz de gelirsiniz ya da benim misafirim olursunuz. Efendim. Ama ben bu simit çayı yemeye değişmem bence. Yani ben de öyle yemem aslında, biliyor musun? Çünkü böyle, çayın da tadı çok güzel. Çayın tadı güzel, evet. Artı ben dışarıda yemek yemem mesela. Sadece benden. Çaydır, kahve içerim. Simit yiyeyim. Simiti her türlü getiririm. Onu yerim. Abla ben de bir alışveriş deliliği var. Akşama kadar aç gezerim, yemek aramam. Aynen. Alışveriş yapmayı çok seviyorum. Seni de bugün yordum, hakkını helal et. Helal. Gerçekten. Çok ama teşekkür ederim. Ben dışarıdan. Neyi? Tantuni var ya. Evet. Ya bu ara onu tattım, biliyor musun? 2-3 keredir normalde dışarıdan et türlü şeyleri yemem. Kendim pişirip evde yemeyi tercih ederim. Evet, evet. Maşallah sen de elin becerikli değil mi? Elinden her şey geliyor. Yapmaya çalışıyorum. Yok ablam, olur mu? Işte. Güzel şeyler yapıyorsun. Yani hamur ben işlerin ben falan çok güzel. Teşekkür ederim. Yapıyorum, kendime getiriyorum işte. Evet. Kardeşlerime götürüyorum, çocuklara. Evet arkadaşlar, yapıyor yapıyor, poşetleri doldurup geline getiriyor, gelinin dolabına atıyor. Bu da böyle bir kayınvalide işte. Allah herkese böyle kayınvalide nasip etsin. Dünürümüzden çok memnunuz, Allah razı olsun. Sağ ol, sizden de Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ablacığım, ne demek. Bursa'da kent meydanına yöresel ürünler pazarı kurulmuş. Maraş, işte Beypazarı, Adana, Trabzon falan gayet güzel bir uygulama. Pazar akşamına kadar buradalarmış. Çok güzel ürünler var gerçekten. Maraş tarhanası var. Sebzeli tarhana. İşte baklavalar, sarmalar, Beypazarı kurusu. Gün kurusu, biber salçaları, değişik baharatlar. Şu şeyler çok hoşuma gitti. Sebze kuruları, nohutlu sebze kurusu. Bu haşlanmış nohutla yapılıyormuş, kurutuluyormuş. Bu da yeşil sebze kurusu. Diğerini daha önce denediğim için bu defa yeşil sebze kurusunu aldım. Pilavlarda ve çorbalarda kullanılıyormuş. Burası da Mersin yöresine ait bir yer. Gerçekten cezeryeler falan var. Ürünler çok güzel. Genelde Gümüşhane'deki meşhur şeyler var ya, künde gibi. Onlardan çok var buralardan. Karşı tarafta Balıkesir. Oo, her yerin standı var. Burası Afyon'un standı. Afyon sucukları var. Diğer taraf Çankırı. Bildiğiniz gibi tuz lambaları, tuzlar falan var. Trabzon'da tereyağlar, mısır unları, işte tulum peynirleri, kolati peynirleri falan. Bayağı çok çeşit var gerçekten. Manisa standında nar ekşisi, karadut, keçi poynuzu, dut pekmezi. Pekmez çeşitleri var. Andız pekmezi falan var. Çam kozalak şurubu var. Adıyaman standında çerezler ağırlıkta, kuru yemişler. Onlar da çok güzel gerçekten. Pazar gününe kadar sakın kaçırmayın arkadaşlar. Fiyatlar da gayet uygun. Piyasaya göre oldukça uygun fiyatları da. Burası da Isparta'nın standı. Tabii ki burada ne olabilir? Gül suyu, gül yağı, güllü sabun, gül kremi, envai çeşit çeşitleri, gül toniği, gülle alakalı her şey. Aa, kil sabunu, sabunlar da var burada, defne sabunu. Gerçekten de çok güzel.
Artvin standında tulum peynirleri var. Ama genelde Trabzon, Erzincan o şekilde farklı bir şeyler koymamışlar onların standına. Evet arkadaşlar, oldukça yorucu bir gezintiden, alışverişten sonra eve geldik. Çok şükür evim evim, güzel evim diyorum ben. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.